Merhabalar arkadaşlar. Birkaç soru var. Soru ve cevap üzerine gideceğiz. Ahmet bana soruları soracak. Ben onlara yazdım daha doğrusu. Bana sorulan sualleri dedim ki YouTube'dan cevap vereyim. Bireysel yazmayayım. Instagram mesajlarından, DM'lerinden gelen sorular. Onları attım. Şu an bana Ahmet kamera arkasından soracak. Ben de size elimden geldiğince, dilimden döndüğünce cevap vereceğim. Gel. Soru abi. Birinci soru, el çizgilerin gaybtan haber verip vermediği çok sorulan bir soru. Evet. Bununla alakalı bence ilk soru olabilir. Şimdi birincisi arkadaşlar, onu gelmeli deme. Peki. Hayvan masaya falan çıkmasın. Bir de sesin çıkmasın kanka senin. Sesim çıkmadan Şimdi ben konuşuyorum, pis pis diyorsun oradan. Affedersin soru. Şimdi birincisi, el çizgilerinin gaybla alakalı kısmı. Kızım su var, atlama buraya. Gaybla alakalı kısmı mutlaka gaybı tam bilmemekle alakalı oluyor. Bir. İkincisi, el çizgilerinin gaybla ilgili kısmı aynı zamanda hem gaybı bilmemek hem el çizgilerinin nasıl ortaya çıktığını bilmemekle alakalı. Birincisi onu anlatayım. El çizgilerinin nasıl ortaya çıktığıyla alakalı. El çizgileri kan dolaşımı ile ilgilidir. Yani bu çok basit bir denklem. Bir şeyin sebepler cihetiyle ortaya çıkması dolayısıyla sen sebeplere riayet ediyorsan ve sebeplere diyorsan ki ha bu sebep dolayısıyla ortaya çıkıyor. Yani örneğin su sıcak, hangi sebep dolayısıyla sıcak? Isıtıldığı için, ateşle muhatap olduğu için. Bu sıcaklığın varlığı bir sebebe dayandığından sen suyu elime aldım da ısıttım işte bende bir, af bir şeyler var falan, özel güçler var demiyorsun. Bununla alakalı bir durum. O yüzden burada bir sebep ciheti bilinmediği için el çizgilerinin avuç içindeki çizginin gidişatından o senin işte şunu haber veriyor falan. Hayır, burada bir kapı açılmıyor. Burada tamamen senin düşünce yapın. Mesela avuç içi kare. Parmak bundan uzun. Bugün bile bu parmağın yani işaret parmağının yüzük parmağının uzun olmasıyla alakalı otoriteden tutun da iletişime kadar, östrojenden tutun da testosterona kadar farklılıkların var olduğunu göstermesinden bahsediyor. Şimdi ne oluyor geriye? Ne kalıyor geriye? Tabii ki de bunun her halükarda yukarı çıkma biraz daha sorgulanmasıyla alakalı. Demek ki bu parmağın bundan uzunluğu testosteron ve östrojenle ilgili bir farklılığı veriyorsa, östrojenin bedendeki kişilikle alakalı durumlara ne katıyorsa burada da onu katacaktır. Demek ki farklı şeyler de katabilir. İşte duyuşsal olarak, bilişsel olarak, psikolojik olarak da bir şeyler katıyor demektir. İşte bu tamamıyla bu konuya uzak olmak ve işte ezbere bu helal, bu haram ya tamam da neden helal? Neden haram? Bir bakıyorsun neyin helal, neyin haram olduğu ile alakalı çok da bir beis olmuyor. Zaten birazdan soracak Ahmet de bana. İşte şu kullanılması helal mi vesaire de. Kısacası el çizgilerinin oluşumu budur. Peki gaybtan haber vermek ne demek? Örnek veriyorum, el çizgisine en çok atıf yapılan şey veya işte en çok kafa takılınan şey, kardeşim evliliği nereden biliyorsunuz siz? Şimdi evlilikle alakalı durumu, hayır. Evlilikle alakalı durumu birinin bilmesi gibi bir durum yok. Ama el çizgilerinde aslında bu büyük bir iman hakikati. Yani el çizgileri al yuvarların avuç içine gelmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ve el çizgilerinin al yuvarlarına gelmesiyle ortaya çıkan çizgiler de senin hangi tarihlerde kalbinin birisine karşı ısındığı, bir yakınlık kurulduğu ile ilgili bir çizgi oluyor. Yani kalbinin muhatap aldığı kişinin eline çizilmesi ya avuç içinin kalpten haberi olacak onu sevip sevmediğinden, bu çok muhal bir şey. Ya da avuç içinin al yuvarlarının çizgilerinin bilen biri kalbini de bilen biri onu oraya çizecek diyeceksin. Kısacası gaybla ilgili konu bu. Senin bugünkü bakış açınla, bugünkü niyetinle yarın önüne çıkacak olan ihtimalleri gösteriyor. Yani Google'da yazıyorsun haritalara. Örnek veriyorum, Beykoz'dan Kadıköy'e gideceksin. 12 kilometre boyunca düz gidin diyor. Nereden biliyor? Gaybın biliyor. Hayır, yolları biliyor. Bu kilometre hızla, ortalama 100 kilometre hızla gidersen 12 kilometreyi 10 dakikada alırsın diyor. Örnek veriyorum. Gaybın biliyor. Hayır, yolları biliyor. Matematiğini biliyor. İlmi var. Oraya girilmiş. O ilimle diyor ki sen bu hızla, bu ilerleyişle, bu saatte oraya varırsın diyor. İşte gaybla ilgili konu budur. Bu çizgileri ele çizen de Allah'tır. Sen de oradan sana gösterdiklerini bir nispette kendi hayatında önlem alman için kullanıyor oluyorsun. Konu aslında anlatabildiğim kadarıyla bu kadar. Ters düşen bir tarafı yok. İslam alimleri de uğraşmış yani. İbnüler abi uğraşmış. İmam Şafii uğraşmış. Bediüzzaman'ın kitabı var. Hatta Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Birinci Dünya Savaşı'na yandı diyor. Onunla alakalı. Hatta sadece el çizgileriyle ilgili kitabı da yanmamış. Bitkilerin iyonlarından nasıl beslenilir? Nasıl yemek yemeden, su içmeden iyonlarla beslenir vesaire. Bunlarla alakalı da kitapları varmış. İyi ki de yandı diyor, iman hakikatlerinin önüne geçerdi diye. Bu noktayı işte daha eskilere gidersek işte Aristo,
Zopriroslar, Sokratesler hep kullanmışlar. Jules Caesar Roma çok iyi. Roma komutanları inanılmaz iyi biliyor. Aklıma gelen Çinliler çok iyi biliyor. Türkler çok, Oğuz Kağan Destanı'nda var. Yani bu gayb'la ilgili konuyu çok bilmememizle alakalı. Gayb ne? İşte bilinmeyen. Yani bu şey demek oluyor. Bakın burada da böyle bir itham var. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. Siz diyor gayba mı biliyorsunuz falan. Şimdi eğer öyle bir şey varsa, gaybı bilinebiliyorsak, gaybı sırf Allah'a ayıp olmasın diye haşa bilmiyormuş gibi yapıyoruz o zaman. Yani buralara girme. Lan giremiyoruz mu zaten, gaybı bilemez. Diyor ki gaybı Allah bilir diyor. Zaten gaybı biz bilemiyoruz. O zaman ben yalancı olurum, ama yalancı da değil, çünkü el çizgileriyle ilgili baktığımız, gözlemlediğimiz şeyler hayatlarda gerçek oluyor. İnsanların hayatlarına dokunuyor. Kendi hayatıma dokunuyorum en başta. Demek ki burada bir yalan yok. Yalan yoksa gayba atıf yapıyorsun. O zaman gaybı mı biliyoruz? Hayır. Bildirileni biliyoruz. Neyle bildiriyor Allah? İlmiyle. Neyle bildiriyor? İşte sebepleriyle. O vermiş. Çalışın, bulun diyor. Bahçesine çıkmamış adam. Bahçendeki çiçeği nereden biliyorsun? Çık gör. Bahçene çıkmamışsın ki. Daha önce o tarafa bakmamışsın yani. Kısacası gaybla ilgili konunun el çizgileriyle ilgili oluşumu iyi bilmemekten ve gaybı da iyi bilmemekten kaynaklandığını söylüyorum. Mesela diyor ki işte İslamiyet'te de vardır. İşte beş bilinmeyen, dört bilinmeyenden bahsediyor. İşte yağmurun ne zaman yağacağı, rahimlerin ne zaman işte rahimlerdekini o bilir diyor. Şimdi diyor ki adam da hani rahimlerdekini o bilirdi. Bak biz diyor bugün röntgen cihazıyla görüyoruz. Rahimdekini görmüyorsun. Rahimden sonra büyüyeni görüyorsun. Direkt rahimdeyken çocuğun göz rengini, çocuğun işte nasıl bir ahvalli olacağını, ses tonunu, bunları bilmiyorsun. Yani rahimdekinin bu alemdeki karşılığını bilmiyorsun diyor. Esasında işin içeriği odur. Yoksa oraya kalsa o zaman ama gaybı da biliyor oluyor. Adam hop iman terazisinden çıkar. Aa bak bilebiliyormuş, o zaman bunlar gerçek değilmiş falan. Kayabiliyor. O yüzden işin içeriğine iyi girmedikleri ve gaybın ne olduğuyla alakalı durumu çok sorgulamadıkları ve irdelemedikleri için oluyor. Yani burada şey diyebilir miyim? Bu ilim gaybı bilmek değil. Gidişatı tahayyül edebilmek. Ve bildirildiği kadarıyla. Şimdi yani mesela burada oturuyoruz. Kim yaş verebilir ki evlilikle alakalı? Ama el çizgisinden verebiliyoruz. Bu el çizgisini çizen kim? O. Demek ki bildirdiği kadarıyla biliyoruz. Şey diyebilir miyiz? İşte, gaybı da onun bildirdiği kadar bilebiliriz denilebilir. Tabii onun bildirdiği kadar. Kesinlikle öyle. Ona kadar bildiriyorsa biz o kadarını biliyoruz. Bildirmesinin de şeyi böyle kalbime bir şey geldi. Yo, ilmiyle, bugün matematikle bir poşetin içindeki 6 tane portakalın kaç kilogram edeceğini tartıyorsun, biliyorsun. Kim bildiriyor onu sana? Evet, 3 aşağı 5 yukarı. Yani, ilimle Cenab-ı Hak bildiriyor işte. Bununla beraber biraz daha dindar tanıdıklarımız, çevremizde olan insanlar var ki geçen gün benim yaşadığım bir tartışma, dostane bir tartışma. Peygamber zamanında Peygamber Efendimiz bunu kullanmış mı? Yani onun kullanmadığı bir şey caiz değil. Şimdi el çizgilerini mi? Evet. El çizgilerini Peygamber kullanmadı. O zaman niye kullanıyorsunuz? Da geliyor. Caiz değil diye geliyor. Telefonu Allah Resulü kullanmadı. Bunu mu diyeceğiz? Veya işte ne bileyim, yani bilgisayarı o kullanmadı, caiz değil mi diyeceğiz? Allah Resulü'nün vasfı. Ha, gibi yani bilmeyecek miyiz? Ya burada birazcık nasıl söyleyeyim? Usulü vermiştir Allah Resulü. Kaideleri vermiştir. Usulde demiştir ki bak kadife giymemiştir Allah. O zaman kadife giymeyecek misin? Giymeyecek misin? Yani usul diyor ki ölçü bu. Diz altına kadar olsun, belinin üstüne kadar olsun. Ölçü bu. İşte bol olsun, dar olmasın. Onun dışında ipek de giyme diyor. Çünkü onun sende etkisi farklı diyor. Biraz daha kadınlaştırmaya yakın. Ama onun için altın takma diyor mesela. Niye altın takma? Altın takanlara dikkat et. Böyle derilerinde tüy kalmaz. Altın biraz daha adamda kadınlık arttırır. Kadına ait bir ziynettir. Yani bu şey gibi. Ha, metalin etkisi gibi. Mesela Romalıların su kanalları kurşundandı. O yüzden o kadar ahlaksızdı. Yani öyle bir kültür ki Roma'da. Tuvaletle mutfak yan yana. Yani iç içe. Aynı anda. Yiyorsun, aynı anda bırakıyorsun falan. Niye? Kurşun metali. Kurşun metali. Bugün işte kurşunla diş dolgularını yapıyorlardı. Şimdi biraz sentetiğe döndü. Yani kurşunlayken biraz da ahlaki bozulma daha fazla oluyor tabii ki de. Yani kısacası o metalin sana etkisidir. Onun gibi peygamberimizin bazı şeyleri kullanıp kullanmamasıyla alakalı durumları. Ölçüyü vermiştir. Her şeyi orada tadacak değil ya. Her şeyi orada konuşacak değil ya. İmanı ve dini tesis ediyor. Yani gidip de Sa'd bin Muaz'a, Medine'nin o öğretmenine işte nasıl öğretmenlik yapılır
vesaire. Anlatmadı. Ölçüyü gösterdi. O istidadınca o güneşten ışığını aldı. Tıpkı onun gibi. Bakın güneş. Peygamberimiz güneştir. Herkes kendine göre bir bitki olarak tahayyül edin. Her bitki güneşten kendi istidadınca rengini alır. İşte papatya sarıyı alır. İşte nar kırmızıyı alır. Halbuki güneş hepsine aynı rengi verir. Ama kim istidadınca neyi yansıtabiliyorsa onu verir. İşte o güneşe, peygamberin eğitimine kim maruz kaldıysa kendi istidadınca onu ortaya koyar. İbni Abbas alim idi. Halid bin Velid savaşçı idi. İşte Hazreti Ebu Bekir hem tüccardı hem sıddıktı. Onlar da inkişaf eden şey kendi istidatlarıdır. Ama o renk, o boya tamamıyla peygamberin ışığıyla ışıklanmalarıdır. O yüzden bu işte peygamber bunu yapmış mı? Ya peygamber açlık da yapmadı o zaman. Çünkü öyle mesela ben açlıkla ilgili de bunu çok yaşıyorum. Ben diyorum ki bakın açlık yapın, tedavinin. Peygamber bunu yapmış mı? Bak bunu nefsin söylüyor. Bunu adamın nefsi söylüyor. Kendi bana diyor ki peygamber yapmış mı? Sen de ki bana ben aç kalamam. Peygamber şey gibi savaşta kılıçlarına ayet takmışlar. Hani savaşırken hile yapıyor hani bak ayet var kılıcımı vuracaksın diye. Şimdi bunun gibi yani peygamberi öne sürme. Nefsini öne sür de ki ben bunu yapamam de. Peygamber aç kalmış. Peygamber senin gibi sentetik yedi mi? Peygamber senin gibi hazır gıdalar tüketebildi mi? Yani sen farklı bir şeyle bedenini doldurduğun için peygamberin yapmadığı tedavileri kullanıyorsun. Ki bir yerde açlıkta yapmış pazartesi karşılığında. Ya karnına taş bağlamış. Açlıktan bahsediyor. Kim bugün açlıktan karnına taş bağlamış? Açlığı hissetmeyeyim diye. Yani böyle bir ölçü olabilir mi? Açlıksa zaten peygamber kralını yapıyor ama işlerine gelmiyor. Nefsinin bahanesini diyor ya arzular fikir suretine dönmüş. Arzusu olmuş. Arzusunu fikri zannediyor. Diyor ki bu böyle. Hayır öyle değil. Bir de çok bazen bazı konularda bana biraz sahtekarca geliyor bu. Hepimiz Müslüman insanız. Hepimiz bir yerde evet sünnet nedir, kaide nedir, farz nedir biliyoruz ama hiçbirimiz de sünnet sancağını elimize alıp da önünden koşmuyoruz. Aynen. Bir şey de peygamber yapmış mı? Senin kıstasın yaşarken peygamber değil ki. Kimse kusura bakmasın. Birçoğumuzun değil yani. Şey mi? Tartışmada bir üstünlük konusu gibi. Ben, kozu gibi peygamber yani. Peygamber yapmış mı bunu? Kozu. Ya sen sünnetin her maddesini yerine getirmedin ki. Buna çok böyle hani bir sürü şey yapıyoruz ama bunlarda eksiklerimiz kalıyor gibi bir halim de yok. Yok. Halimiz de yok. Dışarıdan örnek vermeyelim. Ama her şeyde hemen peygamber yapmış mı? Demek ki bana biraz doğru gelmiyor. Dürüstçe gelmiyor. Samimi evet. Gelmiyor. Samimi. Samimi değil. Evet, doğru. Samimi değil maalesef. Her arkadaşım için demiyorum tabii. Bunlardan giderken burçların madem peygamber zamanında elçiliklerine bakılmış mı diye sorduk. Burçların dindeki yeri yine bununla ilgili tartışma da onunla alakalı. İşte Kur'an'da yeri var mı vesaire soruyorlar ya. Şimdi bununla alakalı yine Bedüzzaman Hazretleri diyor ki her şey içinde bulunur ama her şey içinde bulunur ama herkes her şey içinde göremez. Herkes de kendi büyüklüğü nispetinde yer alır. Yani düşünsene Kur'an'da her şey yazıyor. İşte kameralar, mikrofonlar, sesin iletilmesi falan. Abi kim okuyacak onu? Nasıl nüshanüsü olur değil mi? Ama işte öyle soru soruyorlar diyor ki Kur'an'da diyor arabalar, uçaklar, medeniyet harikaları niye geçmiyor diyor. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki herkes kendi kabu nispetiyle yer alır. Güneş dururken uçaktan bahsedilir mi? Gezegenler dururken, Şira yıldızı, işte Tarık yıldızı dururken sen gidip de oraya arabadan bahseder misin? Öncelik kimedir? Yörüngesi üstünde giden dünyaya baksana kanadı yok, motoru yok. Güneşe baksana yakıtı için ne kadar yakıt lazım ama nasıl yanıyor ve tüketmiyor kendini de. Şimdi bununla alakalı durumlar olurken inekten mi bahsedecek? İçerisinde makina gibi hem süt üreten, hem et üreten, hem deri üreten, hem dışkısından toprağa mineral veren. Ama nasıl bir fabrika? Şimdi bu fabrika dururken gelecek senin arabandan bahsedecek. Şimdi bunun gibi o da. İşte Kur'an'da bahsediliyor mu ki Burç suresi var ama onu farklı şeyleri de yoruyorlar işte vesaire. Yine o ayeti tefsir olarak Bediüzzaman Hazretleri açıyor ve orada farklı konulardan bahsediyor burçlarla alakalı. Bulabilir miyim? 2 saniye. Sadırdan değil de sadırdan yapalım onu. Burçlar kedi bulursak eğer evet. 12 burç 5 manası gelir diyor. 5 mana. Eski kozmografya nazarında güneş gezer. Güneşin her 30 derecesinde bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine rapt edecek farazi hatlar çekilirse bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit bazısı bak şimdi. Burçlar nasıl çıkmış bak.
Diyor ki 14. lema. Eski kozmografya nazarında güneş geziyor. Öyle söyler. Kulağıma bir çınama geldi. Bismillah. Güneşin her 30 derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirlerine rapt edecek farazi hatlar çekilse. Şimdi yıldızları görüyorlar. Üstad diyor ki onların aralarında böyle farazi bir hat çeksen Esed yani arslan suretini, bazen terazi suretini, mizan suretini, bazen öküz manasında sevr suretini, balık manasında hut suretini görmüşler. Bu çizince. O münasebete binaen de o burçlara o isimler verilmiş. Yani göğü bir ayırıyorsun 12 burç. Şuradaki ayırdığın aralıkta bir bakıyorsun ki böyle bir şekli birleşiyor. Teraziye benziyor. Buna terazi diyelim demişler yani. Ve o burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin yani güneş gezmiyor çünkü bu asırdaki kozmografya göre. O burçlar boş ve muattal işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küreye arz geziyor. Öyleyse o boş işsiz burçlar o yukarıdaki muattal daireler yerine yerde dünyanın medarı senevisinde küçük bir mikyasla o daireleri teşkil etmek gerekir. Hızlı geçiyorum. Şu halde burucu semaviye yani semavideki burçlar arzın medarı yani dünyanın medarı senevisinde temessül edecek. Yani yıllık gezişinde temessül edecek. Belirecek diyor. Ve o halde küreye arz her ayda burucu semaviyenin birini gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın bak her ayda dünyamız bir semavi burcun gölgesindedir. Yani biz şu an hangi aydayız? Aralık 24. Oğlak burcunun etkisinde şu an dünya. Güya arzın medarı senevisi bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar onda temessül ediyor. 14. lemayı bir okuyalım şuradan. Çünkü orada bahsettiği 4 kısım var. Mesela diyor ki burç suresi aynı zamanda bu kaçıncısı? Üçüncü vecih. İkinci vecih de diyor mesela. Hemen şöyle gelelim. Şu bir sayfa daha geri gelirsem işi en başından alacağız. Burada teşbihten bahsetmiş. Diyor ki Kur'an'da müteşabihat vardır. Yani teşbih vardır. Gayet derin meseleler. Teşbihle avama ders verir. Yani halka. Ders olarak halkın ilmi az olanlara ders verir. Mesela bir iki risalede beyan etmiştik. Huzuru Nebevi'de bir gün bir gürültü işitildi. Ferman etti ki Peygamberimiz 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür bu dedi. Birkaç dakika sonra biri geldi. 70 yaşındaki meşhur münafık öldü ya Resulallah dedi. Herkes anladı. Teşbih yapmış yani. Dünyada yuvarlanıyordu o bir taştı. Öldüğü gün cenaze defnedildi o bitti. Yani o adamın öldüğü günü beyan ediliyor. Senin sualine cevabına şimdilik 3 vecih söylenecek. Birinci vecih. Hamele-i Arş ve Semavat denilen melaikenin birinin ismi Nesir, diğerinin ismi Sevr olarak 4 melaikeyi Cenab-ı Hak Arş ve Semavat'a saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin etmiş. Buradaki soru şu. Bu burçlarla alakalı ve burç suresinin manasıyla alakalı ayete gelemedim. O kadar yukarı çıkmadım. Ama burada temsilattan bahsettiği için o kadar geri çıkmadan bu işi halledeceğiz diyorum. Ve diyor ki burada, bak burası çok müthiş bir yer. Diyor ki, semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küreyi arz, yani dünyamızda dahi, iki melek nazır ve hamele olarak tayin etmişler. O meleklerin birinin ismi Sevr, yani öküz, diğerinin ismi Hud, yani balıktır. Bu isimlerin verilmesinin sırrı şudur. Arz iki kısımdır. Biri su, biri toprak. Şu kısmını şenlendiren, yani su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanın hayatının kaynağı olan ziraat. Öküz iledir. Yani öküzün sırtındadır. Şimdi hatırladım. Başa dönmeden Allah hatırlattı. Soru şu. Peygamberimiz diyor ki, dünya öküzün sırtındadır. Bir zaman daha sorular, dünya balığın sırtındadır. Bu hadis ne diyorlar ya? Peygamber'e bak. Dünya hani dönüyordu? Bak soru bu. Hatırladım şu an. Geri dönüyorum. 3 sayfa geri gidiyorum. Bulamıyorum. Çünkü kitap olmayınca yukarı yukarı gidiyor. Allah hatırlat. Soru buydu. Soru da diyor ki Peygamberimiz diyor ki bir gün ya Resulallah dünya hani nedir? Dünya diyor öküzün sırtındadır. Alel hud, alel sevr. Aralarında böyle zaman vakit var. Üstad diyor ki bu 3 vecih ile açıklanır. Birinci vecih diyor İki melek ismi vardır. Ser ve Hud. Dünyayı sırtında taşıyan anlamında. Bunun anlamı da şudur diyor. Dünyada bir su vardır, bir toprak vardır. Bir toprağı şenlendiren öküz vardır. Onun içinde suyu şenlendiren balık vardır. Sudan çıkarır yeriz. Küreye arıza müekkel yani o müekkel görevli melek hem kumandan hem nazır olduklarından yani hem
kumanda ediyorlar hem de ona emrinde duruyorlar. Toprak kısmını özünler daha elbette balık taifesine ve öküz nevine bir cihette münasebetleri bulunmaları lazımdır. Belki vel ilmu indallah, yani gerçek ilim Allah katındadır. O iki meleğin alemi melekut ve alemi misalde Sevr ve Hud suretinde temessülleri de vardır. Yani simaları belki de öyledir. Dipnot var, orayı birazdan okuyayım. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten ve küreyi arzan o iki mühim nevi mahlukatına imaen lisan-ı mucizil beyan-ı nebevide demiş ki dünya öküz ve balığın üzerindedir. Demiş gayet derin ve geniş bir sayfa kadar meseleyi içine alan bir hakikati gayet güzel ve tek bir kısa cümlede ifade etmiş. Yani dünya balık ve öküzün üstündedir. Yani geçimi, bir kısmı balıkla geçinir, bir kısmı ziraatla geçinir. Başka ne geçim var? Ya balık yiyeceksin ya ziraattan yiyeceksin. Yani toprağın üzerinde yetişen bitkiyi, hayvanı yiyeceksin ya da suyun içindeki bitkiyi, hayvanı yiyeceksin. İşte demek istediği o kadar uzun meseleyi tek iki cümleyle. Dünya öküzün sırtında. Yani evimin direği, evinin direği kocan mı? Direk mi? Senin beyin böyle duruyor. Evinin üstünde mi duruyor? Bu bir müteşabihtir. Evin geçimi onunladır. Peygamberimiz de birinci vecih bunu söylüyor. İkinci vecih de ise mesela denilse ki bu devlet saltanat hangi şey üzerinde duruyor? Benim sana söylediğimi söylüyor. Üçüncü vecihte de bu burçlara bakar diyor. Dünya Hud ve balığın, yani Sevr ve Hut'un, öküz ve balığın sırtındadır diyor. Yani balık burcunun etkisinde ve boğa burcunun etkisindedir diyor. Buradan bu çıkar. Çıkartmayan, işte bazıları böyle bir şeyler yayınladılar, burçlar yoktur falan diye. Çok bu konu aslında açık. Yıllar yılı kullanılmış. Büyük şirketler bile hala kullanıyor. Hala kullanıyorlar. Yani adam şirketini kurarken burcuna göre kuruyor. Adam numerolojiye göre kuruyor. İsmine göre kuruyor. Şimdi burada bunu kullanıp faydasını görenler, ki geçmişe dönüyorsun bakıyorsun. Yani sayılar, rakamlar, burçlar, yahu kıyafetnameciler var, müneccim başları var. Müneccimlik bugün hurafe olarak görülüyor. O da ilimdi. Osmanlı'da müneccim başları var. İyi tarihçiler baksınlar. Kaynak çünkü hatırlamıyorum. Yavuz Sultan Selim'in ismini koyan Fatih Sultan Mehmet müneccim başıyla koyuyor. Ve astroloji haritasına bakarak isim koyuyorlar. Bununla ilgili bir video sen mi yollamıştın? Hatırlamıyorum ki. Yavuz ismi Yavuz'dan geliyor. Kötü anlam çıkarıyor. Ama Yavuz Sultan zaten o kadar iyi ki kötü ismi bile iyiye çeviriyor. Yeah. Yani, evet. Aynen ben yapmıştım. Yani bu noktada senin dininin veya işte dedelerin dinini de senden benden daha iyi yaşamış dedelerin bunu kullanmışlar. Ve bugün yine kullanıyorlar. Endülüs'te kullanıldı. Bugün yani şirketler sayıları, numerolojileri, astrolojileri kullanıyorlar. Yani bununla alakalı kendi beyanları da oluyor. Ben biliyorum mesela seçimler tam retroya girmeden önce Tayyip Erdoğan'ın haritası seçim oluyor. Her zaman. Denk mi geliyor? Mutlaka astroloji danışanı var. Mutlaka oraya girmeden seçimi yapıyor. Buradan da spoiler vermiş. Yani yapıyorlar. Mutlaka kullanıyorlar. Yani bunu böyle nasıl söyleyeyim? Ya şey bakmak lazım. Hani hiçbir şey bilmiyorsan bile. Ya burada ne beis olabilir? Cenab-ı Hakk'ın nezdinde ne beis olabilir burada? Sana yıldızları böyle harita gibi dizmiş. İzle, kendini tanı. Kendinle ilgili kötü yanları, vartaları bul. Tamamla. Adam akıllı. Hem dünyada saadetini yaşa, hem ahiret saadetini yaşa. Devam et diyor. Ne diyor ki? Pusula olarak kullanmak lazım. En büyük işte burçlar üzerine. Şey sormak istiyorum ya. Kelimelerin, cümlelerin. Hayatımıza sirayeti gibi. Evet. Onu birlikteki videoda da konuşabilirsin istersen. Burayı keselim. Yok, kesme. Tamam. Orada konuşalım. Tamam. Oraya yani hiç uğraş, videoyu açıp da editlemek istemiyorum. Her şeyi koyacağım direkt. Bir soru daha sormak istiyorum. Bu son soru olur mu bilmiyorum. Olur. Çok rahatsız edici bir... Çok özür dilerim buradan. Ben de kendi fikrimi söylemek durumundayım. Çok rahatsız edici. Yoktan yere bazen insana kendini bile sorgulatıcı bir tepki aslında. Şehit haberleri varken gülmek, gülümsemek. Hı. Üstü kapalı rutin hayata devam etmek. Şimdi bunu arkadaşlar biz şöminenin başındayken bir video atmıştım. Ona istinaden bir danışanım yazmış. Şimdi şöyle. Haklılık payı var mı? Var. Ama
bunu içinde her an hissetmekle alakalı ve hayatı bırakmakla alakalı bir durum. Şöyle söyleyeyim. Şehit haberleri varken bir kenara bırakıyorum. Bugün 12 Aralık 24. 24. Yani Aralık'ın 12 Aralık değil ya. Aralık'ın 24'ü. Nasıl okuduysam orayı. Aralık'ın 24'ü. Aralık'ın 23'ündeki Halit yok artık. Yani ben ölüyorum her gün. Her gün bizler ölüyoruz. Benim bir adım daha yaklaşma hadisem ki yani hayatı yaşamayı vazgeçmek söylediği şey. Yaşama, vazgeç vesaire. Hani burada bir tiye almak durumu da yok. Konu o da. Biz o konuyu ciddi konuşmuyoruz durumu da yok. Makam münasebetiyle ve bulunduğun konum münasebetiyle. Geçen gün komşumun kız kardeşi, Recep abinin kız kardeşi vefat etmiş. Bir hafta olmuş. Bak komşuyuz. Burada durmadığımızdan, seyahatlerden haberimiz yok. Konuşuyoruz. Güldüm ama gülmem hayretimden. Ya nasıl abi, komşu olmamıza rağmen ben nasıl senin kız kardeşinin öldürümden, engelli bir kız kardeşi vardı. Ne kadar dedim kendimden utandım yani. Nasıl bu kadar iletişimden uzak kaçtık dedim mesela. O an güldüm mesela. Ama gülmemin nedeni tiye almakta değildi. Bu birinci konu. Ama ikincisi, evet yani insan her an o hüzünle yaşamıyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani her an sen o üzüntüyle yaşayıp hayatı yaşamayı da bırakabilirsin. Ama evine düşseydi o ateş öyleydi. Yani baban veya kardeşin vefat etseydi evet öyle olurdun. Ama ne kadar? Bir hafta. Ya cenaze evinde bile gülüyoruz ya. Hiç gelmedi mi başına? Cenaze evine gidiyorsun. Deden vefat etmiştir. Gidiyorsun. Böyle defnettin. Yemek memek gülmeye başlıyorsun. Hayat devam ediyor. Hayat gidene koy. Bu hayat hep böyle diyor ya. Kalana mı zor, gidene mi zor? Tabii ki de gidene zor. Bunu en iyi askere giden erkek anlar. Her şeyi burada bırakıyorsun. Bak biz bir tek seni bırakıyoruz otogara. Yani ölüm gibi düşün. Bir tek sen ölüyorsun. Ama senin için her şey ölüyor. İşte evlendi mesela kızcağız, gitti başka bir şeye. Hani yine eşinin yanında, ona sahip çıkacak, mutlu olacağı bir yerde ama yine hani gidiyor. Ama askerlik tam. Çünkü seni böyle kucakla karşılayacak birileri yok. Ben ilk böyle gittim. Böyle gece Manisa'da böyle bir yatak falan verdiler. Buradan askerlik anılarına girdik. Sırtımızı attık. Tamam mı? Yürüyoruz gece karanlığında. Aga dedim, benim burada ne işim var? Niye? Niye buradayım dedim. Ha, ne yapıyorum? Ama beni karşılayacak birisi yok orada çünkü. Velhasıl bu noktada gidene koyuyor. Ve insan sürekli bu konuda da tetikte ve teyakkuzda olamıyor. Ama gündem gelince, konu gelince hatırlıyorsun. Tıpkı her an Allah'la olamadığımız. Bazen namazda bile Allah'la olmuyoruz ya. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ama hani bu şey demek değil yani. İşte şehit haberleri var, niye gülüyorsunuz? Yani o an videoyu çektik ve güldüğümüzü gördünüz. Sen acaba her an hayatını kontrol edebiliyor ve her an bu şehitler vefat ediyor, onlara bir dua edeyim, Yasin okuyayım vesaire diyor musun? Yani bu da bir soru işareti. Diyemiyorsun. Çünkü diyemezsin. Evine o ateş düşmediyse diyemezsin. O yüzden ben bunu bir suistimal, ciddiye almama, vatanı sevmeme, şehitleri ciddiye almama olarak görmüyorum. Vatanını en çok seven en çok çalışandır. Vatanına hizmet etmeye çalışandır. Vatanına hizmet etmeye çalışan insanlara yol göstermektir. Benim yaptığım iş o. Yani bir nasıl söyleyeyim, arazi tespitçisi gibiyim. Araç ve araziyi tespit ediyorum. Bu araba bu arazide böyle yürür. Bu araba bu arazide şöyle yürür. Bunu tespit ediyorum. O yüzden bu konuda kızmıyorum. Doğru da hakta tarafı olabilir ama çok da insan fıtratına uygun bir bekleyiş değil o. Mesela bir tane adam çıktı geçenlerde, Amerikalı bir bakan mı sanırım. Merhabalar arkadaşlar dedi. Birkaç saat önce eşimi kaybettim. Hepimizin işte ailemin vesaire baş sağ olsun artık kendi dilinde söylüyor. Şimdi gündem maddesine geçebiliriz diyor. Hayat dönüyor. Hayat devam ediyor diyor. İşimizi yapmamız lazım vesaire. Yani anlatabiliyor muyum? Bu noktada tiye almak olarak algılanması çok doğru değil. Yani neticede başka bir hayatın içerisinde. İşte daha demin baca taktık, merdivenle çıktı. Şimdi tehlikeli, düşebiliriz, her gülüyoruz. Her şey yani düşebilirsin, bir şey olabilir. Ne oldu şimdi orada gülüyorsun yani. Dur ya Ahmet, ciddi ol. Yani dünya küreyi arzda ölümler var. İşte Filistin ölüyor. Ya öyle bir kalbimiz olsaydı zaten bu ülke şaha kalkardı. Kimse de öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum, birazcık bu ütopik bir bakış açısı olarak görüyorum. Öyle. Ben de belki bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Ya bu biraz önce dedik ya, pek de samimi gelmiyor. İnsanların bu tepkileri niyeyse bu konuda da mesela. Şehit haberleri var. Ne oluyor? Neden gülüyorsunuz? Gerçekten ne bekliyorsun? Biraz önce söylediğin gibi. Konusu açıldı da biz mi dalga geçtik? Ben mesela çok yakın akrabalarımdan şey duymuşluğum vardı.
15 Temmuz'u savunan vardır, savunmayan vardır. Gözümün içine baka baka 15 Temmuz'da hayatını kaybeden onlarca insan için bilmem ne yoluna gitti diye diyebilecek kadar bu tiyi alabilen çok fazla şeriatçı, dindar diye kendisini gören bir akrabam vardı. Bunun şehit haberleri çok çok böyle arşa sığmayacak kadar vicdan problemi yapan insanlar gerçekten bizim ırkımızın da çok farkında değiller. Biz bugüne yata yata gelmedik. Bizim ırkımız savaşçı. Ya ben şeyi anlamıyorum. Yani anlıyorum aslında. Şimdi ben sosyal medyada çok defa böyle tepkilere maruz kalıyorum. Bakıyorum. İnsanlar şeyi anlayamıyorlar. Yani benim yazdığı şeyin kendisini nasıl dışarı sızdırdığını anladığımı anlamıyor. Onun oradaki içsel yapısını neyi aşamadığını o kadar gözüküyor ki o yazıda. Ve belki de o işle ilgilendiğimiz için artık bize meleke kesbetti anlıyoruz ama yani bu konuda bir şeyleri aşamıyor kendi işinde. Belki kendi gülemiyor. Ya sosyal medya öyle bir şey ki oturduk mesela bana öyle şeyler yazıyorlar ki işte saçmalama sen aptal mısın? İşte genetikle ilgili bir şey paylaşıyorum. Mesela geçen gün oldu. Bu konu münasebetiyle ondan da bahsedeyim. Kapatayım videoyu. Çok basit. X'i ve Y kromozomundan bahsedeyim. Yani erkeğin erkek olabilmesi için acıdan, işte güçten, yani bunu gücü elde edebilmesi için soğuk suların içinden geçmesi gerektiğinden, sıkıntılar geçmesi gerektiğinden bahsettim. Buna örnek olarak da doğumda, kromozomda her rahme düşen çocuk ilk başta Y'dir, dişidir. Sonra X olur. X olması için de bir dizi merhale. Resmen o koşturuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, öyle X oluyor, erkek oluyor. Hayatta da böyle, cüzde ne varsa külde de o vardır yani. Kızım biri yazmış. Ne kadar saçma, ne kadar salak. Normalde, hani ego için söylemiyorum, tahsili yetmez onun konuyu benimle tartışma. Çünkü ben zaten genetikçiyim. Eğer bu üzerine konuşacaksak. Ya ben de hani ciddi noktada hani oraya ciddi ciddi tartışmıyorum ama diyorum ki yani bu çok basit bir lise biyolojisidir. Yani bakarsın internete X ve Y kromozomu. Ne abi X ve Y? Abi ilk başta Y olur sonra X'e döner. Nasıl döner? Bir açıklıyorsun makaleler var öyle dönüyor böyle oluyor şöyle. İnanılmaz bir nasıl söyleyeyim tezgahtan geçiyor da X olabiliyor. Hayatta da böyle işte cüzde ne varsa külle de o var. Biz erkek olabilmek için diyor ki erkekler geç gelişiyor. Tabii ki geç gelişiyor. Çünkü biz Y kafasıyız ve X olmaya çalışıyoruz. Erkek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki geç gelişiyorum ama kadın hazırdır. 18 yaşından 25 yaşına kadar en pik yaşını yaşar. Hazırdır ama erkeğin en yüksek değerli yaşı 30'dan sonra başlar. Çünkü o zamana kadar kendini yetiştirir, güçlenir, acı çeker, saçmalar, aptal aptal işler yapar. Ha der. Ha. Tamamdır. Şimdi o yüzden böyle değişik yorumlar oluyor. Ve herkese konuşma hakkı veriyor. Sosyal medya. Yani gidip de Aziz Sancar'ı eleştirebiliyor. Siz anlamıyorsunuz. Oraya bir daha bakın diyebiliyor birisi. Anlatabiliyor muyum? Ya sen ne diyorsun? Bir tane öyle anladın mı? Ya ne yapıyorsun diyemiyorsun. Böyle bakıyorsun. Ha ne yapıyor? Sabrını da güçlendiriyor. Kayıtsız kalabiliyorsun. Ne övenin övgüsüne ne yerinin yergisine de bakmayabiliyorsun. O yüzden işte yok siz niye gülüyorsunuz? Yok siz niye soğuk suya giriyorsunuz? Mesela soğuk sulara giriyoruz ya yorumlara bakarız. Gerçi onu birlikte konuşuruz birazdan. Onun altında biz yorumları falan okuruz soruları. 10 kişiden 8'i şu hastalığı geçirir misiniz? Şöyle olur mu? İsmini bile söylemek istemiyorum. Çünkü kötü noktada telaffuz etmek istemiyorum. Kelimenin önemi noktasında. Yani o böyle mi? O şöyle mi? Birazdan konuşuruz onu. İyiye bakış yok. O yüzden çok da haşır neşir olmak istemiyorum. Ama hususi soru cevaplar yaptığımızda inanılmaz güzel sorular, ufuk açıcı sorular oluyor. Ben onlarla ilgileniyorum. Geçen günlerde benim dikkatimi çekti sana söylemiştim. Evet sen de söyledin. Çok onu da öne çıkanlara eklemedim. Çok kaliteli sorular vardı. Onları öne çıkanlara ekleyeyim. Kaliteli soru kaliteli bir iletişimi getiriyor ve akabinde de iyi şeyler paylaşabiliyoruz. Bu konuda son soruydu sanırım o. Evet son ben yine bir şey söyleyeyim. Sesin çok gelmiyor ya. Uzun uzun diye konuşacaksan ikili konuşmalarda konuş. Sesinin ne kadar geldiğini bilmiyorum. Dağılır ama muhtemelen. Ne? Oraya şeyini, vehametini yitirir ya. İnsanlar soru sorarken, bir şeylerin altına yorum yaparken bazen çok fütursuzca, saygısızca... Konuşuruz yine başlık açarız. Okey. Nasılsa göreceğiz yorumları orada. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Basman lazım.